Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Subnautica serimize teşekkür ederim bilgisayar. Gördüğünüz gibi power seviyemiz gittikçe artıyor. Solar panelleri yerleştirdim çünkü şimdi burayı bir storage room, yani eşyalarımızı depolayabileceğimiz bir yer haline getirmek istiyorum açıkçası. Wall Lock'ı kullanacağım. Yalnız üzerimden çok mu alet var benim? Yok, az. Benim Quartz'a ihtiyacım var, aynen. Gidelim Quartz bulalım. Ondan önce Copper var mı yanımda? Silver var. Çok fazla silver var hem de. Gold var falan filan. Durun bakalım. Gidelim şöyle. Kendime bulabildiğim kadar şimdi şey bulmamız lazım. Quartz bulmamız lazım. Çünkü üstün yapımında çok fazla ihtiyacımız olacak. Bir diğer yapmak istediğim şey şunlardan da alayım da bu arada. Fena ıskaladım. Bir diğer yapmak istediğim şey birkaç tane daha batarya yapmak istiyorum. Bir arkadaşınızın tavsiyesi, onu hemen uyuyalım. Bir diğer tavsiye de, bir arkadaşınız şeyden bahsetti bana, tüp kullanabileceğimden bahsetti, şeylerden, yani ekstradan tüp kullanırsak oksijen seviyesinin artacağından bahsetti. Kendisine bundan teşekkür ediyorum. Ben bu equipable kısmına, yani şöyle takmalı olunca şey zannetmiştim, sadece bir tane tank kullanabiliyoruz zannetmiştim. Yok, öyle değilmiş. Aklınızda bulunsun, istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Ben yaklaşık ekstra bir tane yapmayı planlıyorum açıkçası, ama bir tanesinin dışında hani bir tane iyidir. Burada bir kasma oldu, yeniden renderladığı için sanırsam. Arada böyle sorunlar oluyor, render sorunları. Tamam, geldik şuraya. Şuradan Sea Glider'ımı istiyorum. Cooper'ı istiyorum. İki tane şunu alalım. Şimdi fazladan bir batarya yapacağım zaten de. Şunu da alalım, yanımızda bulunsun. Bir tane batarya yapalım. Bu sayede Sea Glider'ın enerjisi bittiği zaman değiştirebileceğiz. Bir diğer yapmak istediğim şey tank, ama tank yapabilmemiz için şey yapabilmemiz lazım. Ha, bir de şeyi almam lazım. Bir saniye. Şuradan water yapalım. Ekledi. Şuradan bir de şey alayım. Scanner alayım. Tamam. Şuraya neyle doldurabilirim? Silver ore'ları doldurayım. Gerek yok. Gold'ları doldurayım. Titanium yanımda kalabilir. Lead'e at. Salt deposit işime yaramayacak. Bunu direkt çöpe de atabilirim. Şunu içelim. Tamam. Aşağı inelim. Yardıralım bakalım. Şimdi bu bölüm için yapmamız gereken şey direkt battery charger'a gitmek. Sizin de yapmanız gereken bu. Mesela fark ettiğiniz gibi şu an bataryası olmadığı için çalışmıyor. Şunun ışığını kapatmayı da unutmayın sağ klikle, çünkü ekstradan fazla enerji yiyor. Kelp ormanlarında anladığım kadarıyla çok fazla varmış bu şeylerden, bateri bıdı bıdılarından. Yalnız ben fazla bulamadım. Burada genelde şey buluyorum, solar panel fragmentla biyoreaktör falan buluyorum. Şunları almıyorum bilerek, boş boşuna yer kaplamasın diye. Şunu alamadım bir türlü. Heh, tamam. Devam. Şu bir şeyler gözüküyormuş şu şekilde, yok. Kelp Forest burası olması lazım ama garip bir şekilde yok. Şöyle bir post eve gidelim. Şeyde de bulamadım bu bizim battery charger'ları. Şuralarda da bulamıyordum genelde. Şu eve gidelim. Tamam. Şimdi hedefimiz şu. Çıkacağız. Çıkabildiğimiz kadar quartz bulacağız. Şey, alabildiğimiz kadar quartz alacağız. Ve ekstradan da şey alırız. Neydi onun adı? O reaktör diyorum. Battery charger budabullarını alırız. Bir de şu varsa şunlardan da arada toplarız. Ben alamadım mı? Yok. Ha, ekstradan şey var zannettim. Limestone var zannettim. Yok, de yokmuş. Sanki mesela şu limestone şey gibi durmuyor. Evet. Outcrop. Sand Shark'lara dikkat edin bu arada. Sea Spade'leri de alabilirsiniz yiyecek olarak. Yalnız ben ondan çok başka şeylerle ilgileniyorum. Ha, şu Sea Mod parçası mı? Aynen. Sea Mod yapmamız lazım. Bunun için de hemen bunları da yardıracağım. 3 oldu. Biraz daha lazım bana yalnız. Biraz daha lazım. Şey, fazla dipe de girmek istemiyorum açıkçası. Ben bir Kelp Forest bulayım. Diğer tarafı da olması lazımdı. Bu... Bunlarda çünkü şey çıkıyor, o istediğim olaylardan geliyor. Oraya gittiğim zaman açayım, beraber battery charger bulalım. Gençler, Kelp Forest'a baktım ama hiçbir yerde bulamadım bu istediğim recharger'dan. Yani ciddi ciddi yok şu taraflardan bahsediyorum. Bu biraz daha böyle bulanık su olan yerler Kelp Ormanı diye geçiyor. Şeye gidelim, şurayı bir tekrardan dönelim.
benim hiçbir ihtiyacım var. Bizim üstte şey yok şu an. Bir malzeme yok. O malzemeden halletmemiz gerekiyor. Onun için bıçak almanız gerekiyor. Bıçağı da ikiye koyalım. Şöyle. Tamam. Aşağı inelim. Benim şey bulmam gerekiyor. Bütün itemlerini yaptım ben onu zaten. Sıkıntı değil. Şu bir yumurta mı? Ha, bunları ben attım. Daha demin atmıştım. Hatta gidelim bir bulalım istediğim şeyden. Şimdi diğer yere de bir tane fabricator yapmam gerekiyor. O fabricator yapabilmem için de solar panel çıktı gene. O fabricator yapabilmem için de bir şeyden ihtiyacımız var. Hemen göstereceğim size ne olduğunu. Ha, şuradan toplayabiliriz mesela. Bunlardan iki tane gerekiyor. Şöyle. Tamam. İki tane yeterli olacaktır dediğim gibi. Bunları hemen bir üste götürelim. İstediğim şeyi bir yapmak istiyorum çünkü. Bununla direkt şey yapacaksınız. Computer chip yapacaksınız bir tane. Şuradan resources, electronics, computer chip. Şekilde. Güzel. Wiring kit yapmama gerek yok. Şunu bir kapatalım. Akşam oluyor, ben üste doğru gideyim. Şu şeyi yapalım. Bu istediğim bıdı bıdıydan yapalım. Bütün malzemelerini hallettim çünkü. Başka bir istediğim bir şey de yok sanırsam. Ya kuarsa ihtiyacımız var bizim. Kuars da bulamadım fazla. Ama yavaş yavaş onları da halledeceğiz. Sıkıntı olmayacak. Ben büyük ihtimalle şey yaparım. Bundan sonra sabah olmasını beklerim. Çünkü geceleyin çıktığımız zaman fazla bir şey göremiyoruz. Bu şekilde de çok fazla şey harcıyoruz. Batarya harcıyoruz. Bakın şunu gördüm mesela. Silver geldi. Yani çok fazla silver çıkıyor bu arada. İstemediğim kadar silver'ım var. O yüzden şey yapalım. Sabah olmasını bekleyelim. Sabah olmasını beklerken de şu item olaylarını halledelim. Şimdi ben şu soldaki duvara 3 tane şey yapmak istiyorum. Wall locker yapmak istiyorum. Yeterince malzeme var mı emin değilim. Şöyle bu bir. Umarım aranızda şeyler yoktur. OCD'li arkadaşlar yoktur. Birazcık rahatsız olabilirler. Ama fena olmadı sanki. Ben fazla rahatsız olmadım. Yani çok çok yakından bakınca belki de. Şunları kapatalım. Bir saniye şunu da yapayım. Güzel. 3 tane locker'ım oldu. İsimlerini değiştireceğim. Şuraya mesela titanyum falan koyarız. Şuraya titanyum dışında kalan gold'dur, silver'dır. O tarz metalleri koyarız. Üçüncüsüne de şey koyalım. İşte tuz, quartz, o şeyleri koyarız. Gayet mantıklı oldu. Şimdi şuraya da bir tane fabricator istiyorum ben. Hemen girişte olmasını istiyorum. Yalnız 2 titanyum istiyor benden. Sıkıntı değil. Hemen şurada benim titanyum depom olması lazım. Hatta deli gibi titanyum koydum şuraya. Şunları alalım. Hatta seni de alabiliyorsam. Yok. Şöyle yapalım. Tamam. Yemek sıkıntısı çektiğimizden bahsetti. Sıkıntı değil. Fabricator. Şuraya bir tane fabricator koyalım. Aslında tam ortasına yerleştirirsem güzel olacaktır. Ha, gayret oldu sanırsam. Şuraya bir fabricator yapalım. Güzel. Şuradan bir yemeğimizi halledelim. Water, aynen bir posta water yapalım. Geldi, air sakları yemek yerine şey yapıyorum. Su haline getiriyorum. Su önemli çünkü. Yalnız bir de şöyle bir olay var. Bizim zaten şeyden de bayağı bir su geliyor. Gördüğünüz gibi. Paper. O yüzden ne kadar mantıklı o da emin değilim. Şunları ben bırakayım. Tamam. Şimdi şuna titanyum diyelim. Şuna metal diyelim. Metal diyelim. Tamam. Şuna da ıvır zıvır işte ne yapalım? Ivır zıvır diyelim. Yani şey dışında kalan ıvır zıvırları buraya koyacağız. Büyük ihtimalle ben şuraları falan da locker'lardan yapacağım. Çünkü bayağı işime yarıyor gibi geldi bana açıkçası. Güzel. Sabah oldu. Bizim eski üstten malzemeleri de getirdim. Biraz da creep vine topladım. Bilerek yaptım bunu. Şimdi neden olduğunu göreceksiniz zaten. Şuna 2 lead alalım. Şuradan substance, pardon, resource. Bunlardan 2 tane yapacağım. 2 tane fiber mesh yapacağız. Hemen yapalım. Güzel. Şimdi şuradan ekipman adı altında radyasyon suite yapacağız. Şeyi gidelim o diğer üssü keşfedelim gençler. Radyasyon helmet. Şunu değiştirmem lazım anladığım kadarıyla. Stealth suite'i çıkartalım. Radyasyon suite'i takalım. Tamam, bu yanımızda durmasa da olur. Ivır zıvıra koyacağım o yüzden şimdilik.
Tamam, yolda giderken biraz daha batarya falan toplarız. Şu boş bataryaları şuraya ıvır zıvıra bırakayım. Tamam, hadi gidelim. Şimdi ne işime yaradı bu diye soracaksanız, şeye doğru yolculuğa çıkalım diyorum. Bizim bu neydi oranın adı? Bir Aurora, evet. O uzay gemisi vardı, yani düşen uzay gemimiz. O düşen uzay gemisine doğru yola çıkalım. Üzerimizde zaten radyasyon suit de var. Bu sayede şey yapabileceğimize inanıyorum. Power Recharger'ı bulabileceğimize inanıyorum. Orada mutlaka vardır ya da daha üst malzemeler falan filan. O yüzden bakalım nelerle karşılaşacağız. Yalnız gitmeden şu... aldım mı aldım, tamam, yakaladım. Bunları yakalamak zor oluyor. Bakmayın böyle kolay gibi gözüktüğüne. Şu malzemelerden alalım. Biraz da şey toplamak istiyorum. Neredesin sen? Ha, şu şunlardan alalım. Titanyum lazım, o yüzden topluyorum şu an. Güzel. Bir de şey, kuartz falan bulmam lazım. Hemen iki tane. Birkaç malzeme yapmam lazım. Onları aradan çıkartalım. Bir tane daha batarya aslında daha mantıklı olacaktır. Ama kupuru bulamadım. Kupur şeyde üstte kaldı. Bak, onu unuttum ben. Şurada bir gezelim etrafta. Var mıdır bir şey? Crop, outcroplar var bakın şurada. Onlardan toplayabiliriz kupuru. Çok fazla silver toplamışım, onu fark ettim. Seni aldım. Tamam, sakin ol. Güzel, çıktık. Bana kuvars lazım ve kuvars da hemen şurada var. Güzel. Başka kuvars, başka kuvars var mı? Oo, kuvars dolu. Yok, şunlar kuvars değilmiş. Şu kuvars. Güzel. Radyasyon suit var dediğim gibi, sıkıntı yok o yüzden. Yalnız bana şey lazım, kupur lazım. Kupur lazım. Kupur, kupur, kupur. Şurada bir eğirsek. Şunu alalım. Stalker'lardan uzak duralım. Aslında buradan battery charger buralardan bulabiliriz. Belki de burayı kastediyordur. Bakın, bu da olabilir. Birazcık, çünkü yakınlaştık şeye doğru. Gidelim bakalım. Şunu kullanırsam daha mantıklı olacaktır burada. Çünkü stalker'lar var her yerde. Oo, kaya düştü bir tane ama. Stalker yüzünden herhalde. Bakalım, gidelim şuradan. Güzel. Ha, Cooper buldum bir tane. Yalnız benim burada şey bulabilmem lazımdı. Ben bunlardan istiyorum gençler. Şu tarayabileceğim kasalardan bu arıyorum. Aa, yok mudur ya? Saldırıyorlar ama anladığım kadarıyla tam şey yapamıyorlar. Ha, arkamdaymış bak. Kasa ver, kasa. Hop. Uzak dur stalkercim. 30 seconds of oxygen remaining. Tamam, biliyorum da 30 saniye kaldığını. İşim gücüm var kızım ya, bekle. Yok mudur kasa ya? Bir kasa lazım bize. O kasayı tarayıp bir şey yapmamız lazım. Power charger açmamız lazım. Ya büyük ihtimalle var ya, tonlarcasının yanından geçtik. Siz gördünüz, bana söylüyorsunuz şu an. Neredesin be? Tıkvars var. Şunlardan alalım. Yok artık ya. Hiç mi yok ya? Tamam, ben şeye doğru gidiyorum o zaman. Nerede bizim şey? Aurora. Aurora'ya doğru gidiyorum. Aurora'ya doğru giderken şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu şu ne? Lab equipment. Neymiş bu? Hiç fikrim yok. Yani şurada bırakayım olmadı. Bunun bir şey kullanım olduğunu zannetmiyorum. Mesela Lugus'lar var. Bunların da kullanımları yok. Bunlara bakmıştım. Merak etmiştim çünkü. Ne bunlar diye. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Bu bildiğin koridor. İçinden geçesim geldi. Geçtim. Hala şey yok. Tamam, Aurora'ya doğru gidelim. Zaten çok yakınlaştık. Gördüğünüz gibi radyasyon şu an bize sıkıntı yaratamıyor. Şurada bir oksijen kaynağı var. Hemen oraya gidelim. Ya bir power recharger bulacağız. Nelerle uğraşıyoruz ya. Hadi. Nereden bulabilirim? Bir de şuraya gireyim ya. Burada da bayağı şey var. Şunu açalım. Bir bataryam daha var fazladan. O sonucu yedek olarak kullanacağım. Çünkü Aurora da işimize görebilir. Hadi be, güzel bir şey çık.
Çok karavan çorba. Ha, şöyle bir yer var mesela. Ne abi bu? Açalım şurayı. Oo. Şurada şöyle bir yer var. Evet, dışarı açılıyor. Burada benim tarayabileceğim bir şey var mı? Bench var. Yok, bench taramak istemiyorum. Buradan alabileceğimiz bir şey yok sanırsam. Peki. Peki, hiçbir işime yaramadı. Neyse, Aurora'ya çok az kaldı zaten. Şuradan yardıralım. Vay be. Yalnız şimdi harbiden büyük gözüküyor. Burada anladığım kadarıyla bir tane yaratıkla karşılaşacağız. O yaratıktan uzak durmamız gerekiyor gençler. Çok sıkıntılı bir şeymiş o. Bakalım. Zaten gördüğümüz zaman anlarız. Çok uzun bir şey böyle. Ve yani öldürmek falan anladığım kadarıyla mümkün değil. Şimdi giriş olarak nereden gireceğiz Aurora'ya onu düşünüyorum bir de ben. Vay be. Fena lan. Harbiden fena. Bir şey oluyor. Sakin. Acaba aha işte şundan bahsediyordu. Geliyor mu? Geliyor mu? Yok. Şurası giremiyorum yok. Bilerek giremiyorum. Tam bunlardan bir tane olduğunu söylüyordu ikisinde. Demek ki bir tanesi buradaysa yani sadece o var. O da bayağı geride kaldı şu an. Bakalım neyle karşılaşacağız. Şuralardan bir yerlerden giriş vardı mutlaka. Tahminimce giriş hemen şu şeyde kalıyor. Şurada kalıyor. Biraz yürüyoruz ha. Çok iyi ya. Özlemişim ya yemin ediyorum karayı. Şuradan gidelim. Yok buradan da değil herhalde. Emin olamadım açıkçası. Etrafta bir de şöyle supply crate'ler var gençler. Onlardan da kullanabilirsiniz. Hop. Seni bir atlatalım. Arkamda mı? Arkamda. Tam uzaklaşıyor. Gölgesinden fark ediyorum. Şunlardan bir tane batarya buldum mesela. Güzel. Su var. Başka var mı ya? Burası dolu bu şekilde. Yalnız keşke şey olsaymış ya. Hala ön tarafına doğru gitmeye çalışıyorum Aurora'nın. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şu an onun merakı içerisindeyim ben de. Ama bayağı büyük bir şey ya. Ciddi anlamda büyük bir şey. Bir de bir taraftan da delik arıyorum acaba içine girilebiliyor mu diye. Şurada bir tane şey var. Şunu bir hemen bir deneyelim açmayı. Şuradaki sand shark uzaktayken. Güzel su. Takıldım. Tamam sıkıntı yok. Geçtim. Şu acaba buradan mı gideceğiz? Aslında bir tane fazladan batarya buldum. Şunu kullanabilirim. Stalker var ama. Bir tane Sand Shark var. Yok buradan değil. Ha şurası mı acaba? Sanırsam buldum yeri ya. Sanırsam buldum. Oh yeah. Tamamdır. Buldum gençler. Tamam. Oh. Ha, şunlara dikkat edelim. Etraftan şeyler fırlıyor. Burada scan edebileceğim bir şey var mı? Ben scan etmek için geldim buraya. Yalnız radyasyon tolere edebileceğiniz en son seviyede dedi. Yani o birazcık sıkıntı yaratacaktır herhalde. No signal. Buradan bir şey yapabiliyor muyuz? Şuraya çıkacağız sanırsam. Daha gidiş vardır gibi geliyor bana. Burada scanlayabileceğim bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Şuradaki boşluktan geldik. Aklınızda bulunsun. Şurada bir şeyler var. Bunlar ne? Tamam. Tamam. Şu an cüce gibi hissediyorum. Nedense kendimi. Tamam sakin ol. Şey medkit var değil mi yanında var. Güzel. Biraz su içebilirim aslında. Şunları da yiyeyim. Normalde pişirmedim ama sıkıntı değil.
Önemli olan şey mi yükselmesi, o metreyi yükseltmesi. Bakalım içeriden nelerle karşılaşacağız. Hadi güzel bir şey ver bana. Tamam, bizi korkutmak için yapmışlar herhalde. O yüzden sıkıntı yok. Şurada bir şey var mı? Yok, bir şey yok. Tamam, buraya gelmemem lazım zaten. Oo. Tamam, dikkatli olmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Düşen parçalar olabilir. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Keşke yanımda şey alsaymışım. Flash. Flashlight aldım mı ben? Almamışım. Oo, şunlardan var. Bunlardan kaçınabiliyorsunuz durmadan hareket ederek. Hadi bakalım. Şu şekilde mesela. Şunu açalım. Sinyali bulmuşum. Ne işime yarıyor bilmiyorum. Şuradan mı geçeceğim? Bir saniye, bir saniye. Gençler, bir saniye. Benim burada scanleyebileceğim bir şey yok mu ya? Ciddi misiniz ya? Aşağı gitmemi istiyor. Of. Harbiden bir şey yok o zaman ha. Bir de şu kısma bakalım. Bu ön kısmı sanırsam. Gelmek istediğim ön kısmı aynen. Aynen hiçbir şey yok. Sadece böyle super kreditler var. Aa, bir batarya daha bulduk, güzel. Buradan çıkabildiğim bir yer var mı? Tam yok. Yani pek bir şey elde edemedik açıkçası. Harbiden pek bir şey elde edemedik. Şuradan bir şeyler alabilir miyim? Exploration not advised diyor. Yani keşfetmeniz önerilmez. Yok, keşfetmek istiyorum ben. Tamam, bir batarya daha buldum. İyi, bayağı batarya çıkıyor buradan. Biraz daha water. Su iyidir her zaman. Bir tane daha water. Buradan da yukarı çıkıyoruz anladığım kadarıyla. Bana şey ver ya. Kasa masa ver. Tamam, sakin. Fazla canınızı götürmüyorlar. Korkmanıza gerek yok. Şu ufaklıklar. Tamam. Yok, bu tarafta da yok. Sanırsam burası bitiyor. Direkt aşağı atlarsam suya geliyoruz. Hop. Aynen. Fazla bir olay yok. Keşif sırasında fark ettiğim bir şey daha var. Ondan bahsetmek istiyorum size. Şu sinyal denilen bulutlardan düşüyor. Bunları takarsanız eğer size gizli yerlerin koordinatlarını gösteriyor haritanızda. Mesela heat signature buradan geliyormuş. Şunu bir daha açalım, belki güzel bir şey olur. Yok, first aid kit. Ben hala şey arıyorum. Tarayacak bir şeyler arıyorum ama bir tane bile bulamadım. O yüzden kuvars falan topluyorum. Büyük ihtimalle şey geri döneceğim şimdi. Bizim üsse ya da ondan önce gittiğimiz escape pod'a geri döneceğim. Bir olay çıkmadı çünkü mesela bir sinyal daha buldum. Bunları araştıracağım zaten. Mesela 30 saniye diyor, hemen çıkalım da şuradan. Bunları tek tek araştırırsak bence süper olur. Çünkü içlerinden ne çıkacağımız şey ne çıkacağı belli değil. 3 tane slotum kaldı. Bakalım güzel bir şey çıkar belki şunlardan. Power cell güzel. Bunlardan yapmam gerekiyordu normalde. Medkit her zaman işime gelir. Gene medkit kalsın. Şöyle yapacağım. Şurada bir tane kuvars vardı, onu alacağım. Hatta elimde silver var mı? Silver atmak istiyorum ya. Gereksiz çünkü şu an için. Yok. Çünkü çok fazla silver'ım vardı, o yüzden atmak istedim. Bir de tarama işine girsek çok güzel olacak şimdi eve giderken. Bir güzel tarasam ben. Başka bir biyom falan bulayım en iyisi de. Oradan taramaya bakayım. Belki güzel bir şey çıkacak. Üste geri döndüm, daha doğrusu escape pod'a. Şu yapmak istediğim malzemeleri de bir aradan çıkartalım. Ama önce şunları bir bırakmak istiyorum. Çok fazla şey var. Sinyal mesela, gereksiz bunlar şimdilik. Aslına bakarsanız şunları bir çıkartsam. Şuradan şu ikisini alsam. Mesela Secret Cave diyor, iki tane.
Ha, cave entries. Şu cave entries'lere bakalım ilk başta. Şunları alalım. Heat signature'lar çünkü gereksiz şu an için. Şunları takalım. Bakalım neredelermiş bunlar. Bir yandan da yapmak istediğim şey benim direkt tank yapmak istiyorum ama titanyum ve şey istiyor benden. Glass istiyor. Tamam, glass kolay bir şekilde yapabiliriz. Tamam. Şuradan bulabileceğim titanyum var mıdır? Yoktur herhalde. Direkt şey parçası yok mu ya? Güzel böyle kullanabileceğim. Şunları da alayım da pişiririm. Bu nerede gösteriyor cave entrance'ları? Şurada mesela bir 353 metre sonra var. Bir de şurada 237 metre sonra var. Tamam, bir bakacağım hemen. Bir şey yapmak istiyorum hemen. Titanyum elde etmek istiyorum. Sonra hemen ona dönelim. Şunu alalım. Ekici dungeon taktım. Ya hatta takmanıza gerek olmuyor. Sadece inventory'unuzda koysanız oluyor. Bu sırada kese kese gidiyorum çünkü çok az vaktimiz kaldı ve size şu şeyi merak ediyorum. Konuşamadım. Şu gördüğünüz şeyi gitmek de istiyorum. Bakalım. Ha, gidelim şöyle hızlıca. İkinci tank açıkçası müthiş oldu. Bu sayede artık daha fazla şey olacak. Gördüğünüz gibi oksijen kapasitemiz olacak. Yani daha çok içeride kalabileceğiz. Şu aşağıda gösteriyor. Ben buraya hiç bakmamıştım. Ha, dur bir saniye. Önce bir nefesimi alayım da. Sonra en son olarak bakalım burayı keşfedelim. İçinde ne çıkacak? Oo. Sand Shark mı geldi? Herhalde Sand Shark saldırdı. Sıkıntı değil. Şuradan gireceğiz. Şurayı gösteriyor. Tamam, ışık yakmama gerek yok. Hemen yardırıyorum bakalım. Yalnız o derinliği çok fazla bunun. Derinlik arttıkça daha hızlı oksijen tüketmeye başlıyorsunuz. Tamam, burayı şimdilik bakamayacağız. Çünkü dediğim gibi derinlik arttığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Şimdilik çıkalım buradan. Gayet hoş bir yere benziyor ama ben de merak ediyorum. Büyük ihtimalle şey yapmamız gerekiyor orayı keşfedememiz için. Şu bizim mobil bey yapıp oradan C-mod'u yapmamız gerekiyor. Ondan sonra işin içine girebiliriz. Gençler şöyle yapalım. Diğer bölüme kadar ben Charger'ın şeyini bulayım. Fragment'larını bulayım. Hatta şunlar olabilir diye geldi şu an aklıma. Sen misin? Şurada böyle kasa var mesela. Biyoreaktör yok. Gene değil. Dediğim gibi ben bunları bulayım. Diğer bölüme direkt öyle başlayalım. Öbür türlü çok zaman kaybedeceğiz. Çünkü ben bulamadım bunu. Normalde bulmam gerekiyordu. Diğer bölümün başlangıcında direkt o şekilde bulursunuz beni. Recharger'la sonra şey yapmaya başlarız. C-mod'umuzu yapıp keşif yapmaya başlarız. Dediğim gibi diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.